Evet arkadaşlar en son 20 numaralı soruda kalmıştık hatırlarsanız. Şimdi 21 numaralı soruyla tekrardan devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar burada öncelikle sorumuzda önemli olan kısımları işaretleyerek devam edeceğim arkadaşlar. Bu kısımla alakalı olarak. Şimdi soruda diyor ki bir ve kendisinden başka böleni olmayan birden büyük doğal sayılara asal sayılar denir. Bana gene öncelikle bir bilgilendirme yaptı. Ağustos böcekleri uzun yıllardır uzun yıllar toprak altında kaldıktan sonra belirli asal sayı yıllarında yeryüzüne çıkmakta ve böylece hayatta kalma şansları da arttırmaktadır. Gene bana detay bir bilgi verdi. Herhangi bir önemli bir bilgi yok. Örnek olarak her yıl burada bu arada asal sayı yıllarında şunu şey yapmış olan, işaretlemiş olalım. Örnek olarak her 7 yılda her 5 yılda bir gün yüzüne çıkıyorsa birlikte 35 yılda bir gün yüzüne çıkarlar diye örnek vermiş. İlk kez 1960 yılında birlikte gün yüzüne çıkan iki farklı Ağustos böceğinin tekrar aynı yıl yeryüzüne çıkacağı yıllardan birisi aşağıdakilerden hangisi olamaz diye söylemiş arkadaşlar. Şimdi hepsinden 1960'ı çıkartıyorum arkadaşlar. 1960'ı çıkarttım burada kaldı 15. 1960'ı çıkarttım burada kaldı 22. 1960'ı burada çıkarttım arkadaşlar. Burada kaldı 35. 1960'ı çıkarttım arkadaşlar. Burada kaldı 40. 7. Şimdi iki tane asal böleni olacak olduğu için arkadaşlar bunun asal bölenleri 3 ile 5. Bunun asal bölenleri 2 ile 11. Bunun asal bölenleri arkadaşlar 5 ile 7. Bu zaten asal sayı 1 çarpı 47 olarak bulunacak. Bana iki tane asal sayı olması gerekiyor arkadaşlar. Bakın ee, burası hariç. Bu çünkü asal sayı değil. Bu asal sayı. Ama bu diğerlerinin hepsinde asal sayı. Asalları yeşille işaretlemiş oldum arkadaşlar şu şekilde. Bu durumda cevabım benim Denizli şıkkı olarak bulunacaktır. <laughs> Geldim 22 numaralı soruya. Ela yanında gösterilen 5x5 boyutundaki kartonun üzerine, üzerine belirtilen yönde 1'den 25'e kadar doğal sayıları sırasıyla yazdıktan sonra Önce 2'nin bakın önce 2'nin şurası önemli sonra 3'ün en sonunda 5'in tam katlarını sarı renge boyuyormuş arkadaşlar. Sarı renge boyar. Buna göre kartonun boyandıktan sonra görüntüsü aşağıdakilerden hangisi olur diye söylemiş. Arkadaşlar o zaman ben 2'nin tam katlarını sarıya boyuyorum öncelikle. 2 4 6 8 burası 10 12 14 16 18 20 22 ve 24 olarak buldum. Sonra 3'ün kuvvetlerini arkadaşlar yeşille boyayayım. Ya da sarıyla boyamaya devam edelim. 3, 6'yı zaten boyadık. 7, 8, 9 boyadık. 10, 11, 12 boyalı. 13, 14, 15 boyadık. 16, 17, 18 boyalı. 19, 20, 21'i boyadık. 1, 2, 3, 24 zaten boyalı. Gene aynı şekilde. Şimdi bana bir de 5'in katlarını boyamamı istiyor. 1, 2, 3, burası 5 oldu. 10 ee, oldu. 10 oldu. 15 oldu. 20 oldu. 25 olarak boyandı arkadaşlar. Boyanmayan kısımları da arkadaşlar yeşille boyayayım. Şurası boyalı değil. Burası boyalı değil. Burası boyalı değil. Arkadaşlar. Ee, burası boyalı değil. Ve burası boyalı değil arkadaşlar. Buna uyan bir de şuradaki kısmı unuttuk. Şurası var. Boyanmamış olan. Ee, bu durumda arkadaşlar boyanmayan kısım. A şıkkını... Bir sayıları tekrar yazalım bakalım. Burada ufak bir hata yaptık sanırım. Burası 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Burası 11. 11'i boyamamamız gerekiyordu. Şurası boyanmayacak arkadaşlar. Yeşille boyayalım orayı. Çünkü burası hiçbir şeyin katı değil. Yazmaya devam ediyorum. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Evet sayıları tek tek yazmış olduk arkadaşlar. 11'i sanırım 15 tarar 5'in katlarını yaparken taradık yanlışlıkla. Bu durumda cevabımız arkadaşlar A şıkkı olarak bulunacaktır. Geldim 23 numaralı soruya. Evet. Bir ve kendisinden başka böleni olmayan birden büyük olan sayılar arkadaşlar. Asal sayının tanımında biliyorsunuz ki önemli olan kısım burası. Birden büyük olan doğal sayılar asal sayı. A ve B asal sayılardır. Bakın burası önemli. Ve A artı B arkadaşlar 9975 ve A çarpı B ifadesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi? Asal sayılar arkadaşlar biliyorsunuz ki iki dışındaki tüm asal sayılar e, tekti. Burada o zaman toplamları tek ise arkadaşlar sayılardan bir tanesi tek bir tanesi çifttir. Hatta çift olan bir tane olduğuna göre tek artı 2 eşittir. 9975 olacağı için Diğer sayı 9973 olarak ve diğer sayı da 2 olarak bu sayıları bulmuş olduk. Şu sayıları şöyle işaretlemiş olalım. Bu bilgilere göre hareket edeceğiz. Bir sayısı bir asal sayı değildir. Zaten yukarıda tanımını vermiş bir so birden büyük olan sayılara asal sayı diyorduk doğal olanlara. Asal sayılardan çift olanı yalnızca 2'dir. Doğru. 2 ee, tek İki tek sayının toplamı çift asal sayıdır. Şimdi çift sayıdır diyor. Ee, burada arkadaşlar dikkat etmem gereken şeylerden bir tanesi e, hangisini bilmesi yeterli diyor. Asal sayılardan çift olan sadece ikidir. Burayı bilmesi gerekiyor. Zaten yukarıda bana birinin asal sayı olmadığını vermiş. İki tek sayının toplamı çift sayıdır. İki sayının toplamı tek sayı ise bunlardan birinin tek olması lazım arkadaşlar. Ben soruda kullanırken bunların hepsi doğru bilgi arkadaşlar. Ama soruda bana hangilerini kullandım derseniz asal sayılardan çift olanın 2 olduğunu kullandım. Bir de 2 sayının toplamı tek sayısı bunların bir tanesinin tek olma, biri çift birinin tek olmasını kullandım. Bu durumda cevabım 2 ile 4 olacaktır. Yani cevabımız C şıkkı. Geldik sonraki soruya arkadaşlar. 1 ve Kendisinden başka böleni olmayan birden büyük doğal sayılara asal sayılar denir. Gene asal sayıların tanımını verdi. İki pozitif tam sayının birden başka ortak böleni yok ise bu sayılar aralarında asaldır denir. Burası önemli. Aralarında asallıkla alakalı tanımı yaptı. Sonra da bunu kullanacağız. Emre ve Ezgi aralarında asal oyununu şu şekildedir. İki oyuncu, iki oyuncu aklından birer sayı tutacak ve bu sayılar aralarında asal değil ise kazanan olmayacaktır kazanan olmayacak. Aralarında sayılar aralarında asal. Ancak bu iki sayıdan bir asal değil ise Emre kazanacak. Aralarında asal, ikisi de asal sayı ise Ezgi kazanacaktır. Şimdi öncelikle aralarında asal mı değil mi öncelikle bunları inceleyelim. 21 ve 14 arkadaşlar ikisi de 7'ye bölünüyor. O zaman burada kazanan olmayacak. Berabere dedim. Berabere. 13 ile 91 arkadaşlar aralarında asal gibi duruyor ama 13'ün 7 katı 91'dir. Burada da berabere. Burada arkadaşlar 25 37 aralarında asaldır. Herhangi bir ortak böleni yoktur. Burada arkadaşlar e, ancak sayılar asal değil. Asal değil ise Emre kazanacak. Burası Emre. Çünkü bu sayı asal değil. 5'in kuvveti. 37 sayısı asal ama e, kazanan Emre olacak. 17 sayısı asal. 31 asal bu sayılar aralarında asal. O zaman burada da kazanan Ezgi olacak. Bana kazananı soruyor arkadaşlar. Kim olmasını istiyor kazananın da burada? Emre olmasını istiyor. Bu yüzden cevabımız arkadaşlar C şıkkı olarak bulunacaktır. Geldim 25 numaralı soruyor arkadaşlar oynadı sesi sesli çarpan oyununda rüzgar akıllı tahtadaki sayılara dokunduğunda seçtiği sayıların pozitif çarpan sayısı 1 ise arkadaşlar bakın yani çarpan sayısı 1 ise h sesi, çarpan sayısı 2 ise d sesi, 3 ise b sesi, daha fazla ise l sesi olarak geliyor. Şimdi 1 sayısında zaten bir tane var. 7 sayısının çarpanları 1 7. 5 sayısı arkadaşlar 1 5 9 sayısının çarpanları 1 3 9. 10 sayısının çarpanları arkadaşlar 1 2 5 ve 10 sayısı olacaktır. Şimdi o zaman bu ifadeye göre 1'de h sesi çıkıyor. Burası h. 7'de 2 tane var. O zaman burası d. O zaman 5'te de d sesi çıkacak. 9'da 3 tane b çıkacak. 10'da da 4 tane 3'ten fazla olduğunda da arkadaşlar l sesi çıkacak. HDDBL o zaman olacak. Yani cevabımız D şıkkı. Evet arkadaşlar uzman kitabındaki son çarpanlar ve katlar sorusunu yapacağız şimdi. Ee, yarından itibaren arkadaşlar her gün saat 1'de e, hız uzmandan 10 soru çözmeyi planlıyorum. E, lütfen kanalı takipte kalın. Evet, Nazlı ve Kerem yan yana dizilmiş 300 karanın iki ucundan biri 2'nin katı olan numaraları, diğeri 3'ün katı olan numaraları zıplayacaktır. Buna göre kaç kareye hem Nazlı hem de Kerem basmıştır? Şimdi önemli olan kısım arkadaşlar, 2'nin katı ve 3'ün katı olan numaralar yani 2 ve 3'ün ekoklarındaki olan sayılara basacaklardır. O zaman ekok arkadaşlar 2,3 yazdım. Bu da arkadaşlar 6'nın katı olan sayılar olacaktır. 300'ün içerisinde 6'nın katı olan kaç sayı var diye sorarsanız arkadaşlar 300'ü 6'ya böldüğünüzde cevap 50 olarak bulunacaktır. Bilginiz olsun. Bu öylece bugünlük dersimizin sonuna geldik.